Aslan Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Aslan olanlar Mayıs 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Mayıs ayına. Mayıs ayının genelinde hissedeceğimiz 30 Nisan'daki güneş tutulmasının etkilerini ayrı bir videoda yayınladım. Muhakkak ki dinlemenizi öneririm. Çünkü böyle arka bir planda etkiler hala devam ediyor olacak 30 Nisan güneş tutulmasının. Mayıs ayına geldiğimizde 1 Mayıs'ta Venüs ve Jüpiter'in çok benefik, güçlü iki gezegenin kendini güçlü hissettiği bir burçta kavuşumuyla başlıyoruz. Sizin 8. evinize gerçekleşecek bu kavuşum. Zor meseleleriniz adeta bir anda şifalandığını, sorunların çözüme kavuştuğunu gözlemliyor olacaksınızdır. Burası bireysel olarak değil, daha hani diğer bir ele ihtiyaç duyarak çözüm yolunda buldurmamız gereken konuları ifade eder. Böyle bir anlam var. Yani zor meselenin çözümü ancak diğer bir elle sağlanacaktır anlamına gelir. Nelerdir diye baktığımızda böyle krediler, borçlar, geri ödemeli tahsilat gerektiren konular ya da bankalarla ilgili yapılanmalarla ilişkili durumlarınızda güzel böyle umduğunuz şekilde ilerleyen bir döngüyü gösteriyor. Eğer bir cerrahi müdahale ve ilintili bir konuyla meşguliyetiniz var ise, burada cerrahi müdahale gitmeden bir ilaç, bir çözüm yolu, bir alternatif bir çözüm yolu bulmuş olabilirsiniz. Zor meseleniz yine bir başka el tarafından şifalanıyor olabilir. Evli bireyler için eşinizin gelirleriyle ilgili güzel gelişmeler, gelirleri de artırıcı bir takım iş güç ya da ek prim usulü çalışıyorsa, gelirlerinde ivme olarak artırıcı bir yola gidiyor olabilir. Bu tip etkilerle gerçekleşen güzel bir kavuşum etkisi. Burası psikolojik dünyamızda endişe ve kaygı uyandıran konulardır. Hangi konu sizi böyle kaygılı bir ruh haline sürüklüyor ise o konuyla ilgili böyle çok daha rahat, daha akışta ilerleyecek bir takım etkileri gösteriyor. Miras konuları ya da hazır gelen paralarla ilgili, hani doğrudan kazanmadığınız ama hazır gelen nafaka, burs, miras konuları gibi hazır gelen paralarla ilgili de yine güzel gelişmeleri tetikleyen bir kavuşum. Sonrasında ilerliyorum 2 Mayıs'ta. Venüs Koç burcunda transit halinde başlayacak. Sonrasında 28 Mayıs'ta ise Boğa burcunda bir transit olacak. Kariyerle alakalı güzel gelişmeleri çok tetikliyor. Çok umduğunuz iş ya da işteki sorunlar daha akışta ve rayında bir şekilde çözüm yoluna ulaşıyor olabilir. İş yükünüz, iş sorumluluğunuz azalırken gelirleriniz artıyor olabilir. Hani yine de her halükarda sizi tatmin edici bir iş ortamında ya da işinizden çok memnun hissettiğiniz bir döngü olabilir. Böyle bir anlamı var. Eşinizin akrabaları, annesi ya da ebeveynleriyle ilişkili biraz finansal çıkışlar da olabilir bu döngüde ve sizin annenizle de ilgili yine bir takım böyle finansal çıkışları tetikleyen bir gösterge sunuyor. Umutlarımız ve isteklerimizle ilişkili, hayallerimizle ilişkili daha olumlu bir süreç, yani böyle umduğunuz hayaller tekrardan yeşeriyor olabilir. Böyle bir transit. Venüs'ün özellikle Boğa burcundaki transiti sizi böyle daha kariyer, iş hayatı, statünüz, mevkiiniz daha huzurlu hissettirecek bir transit şeklinde ilerliyor. 28 Mayıs'tan sonra Boğa burcuna geçmiş olacak. Sonrasında ilerliyorum. 10 Mayıs'ta Merkür geri harekete başlıyor olacak. Merkür'ün bu geri hareketi İkizler burcunun 4 derecesinde başlıyor ancak ağırlıklı olarak Boğa burcunda biz hissediyor olacağız. Sizin kariyerle ilgili, iş hayatıyla alakalı biraz düzeltmeniz gereken konular olabilir. Hazır böyle her şey şanslı ve kısmetliyken, özellikle Venüs de burada zaten transite başlamadan ve ufak tefek pürüzler var ise bunların biraz daha üzerine gitmekte fayda var. Şans sizinleyken özellikle o konularda daha ele güçlü bir şekilde almak size avantaj sağlayacaktır. 11 Mayıs'a geldiğimde Jüpiter Koç burcunda transit halinde olacak. Jüpiter büyük benefik şanslı gezegen. Koç burcu transiti sizin 9. evinizde. Büyük hayat planlarınız, ticaretle ilgili konular, özellikle böyle hayatta neyi oldurtmayı planlıyorsanız şans sizinle diyebilirim. Bunu çok daha detaylarıyla ayrı bir videoda yayınlamış olacağım. Büyük benefik şanslı gezegenin size olan etkilerini, hangi konularda şans vaat eden bir süreci tetikliyor ve yaz ayları bunu çok yoğun bir şekilde hissediyor olacaksınız. Dediğim gibi ayrı bir videoda yayınlamış olacağım Jüpiter Koç transitini. 16 Mayıs'a geldiğimde Akrep burcunun 25 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşecek. Sizin 4. evinizde çok temel bir evde gerçekleştiği için biraz dikkat çekici. Hayatınızla ilgili neyi temel oturtmayı ya da neyi temelini inşa etmeyi planlıyorsanız işte bu konuların biraz gündeminizde olacağı bir tutulma. Ev, yuva, yaşam alanlarınız, bir mülk almayı planlıyorsanız ya da elden çıkarmayı planlıyorsanız.
Bu konularla ilgili bir neticelenen süreçlerle ilgili artık bir dönüm noktasını gösteriyor. Ev almak ya da satmak ya da gayrimenkul miras konularıyla alakalı gündemlerde var olan her ne ise gündem, bu artık bir neticeye kavuşuyor. Evinizde bir düzen oluşturmak, tadilat vesaire, bunlar da bu konuya dahildir. Baba ve babanın hayatı ile ilgili sağlık sorunları, özellikle mesane, böbrek, safra gibi bu tip sorunları var ise bu artık bir cerrahi müdahaleye gitmek zorunda kalıyor olabilir. Bu başlık altında bir gündemde artık bir neticelenme de olabilir. Geçmişten bugüne sürekli böyle miras konularıyla alakalı pürüzler yaşıyorsanız bu da artık bir sonuca kavuşma ihtimali yoğun gözüküyor. 25 derece Vedik sistemde Vishakha nakşatrasına denk geliyor. Batı sisteminde Agene sabit yıldızına denk geliyor. Bunun derecesi biraz böyle daha tatminsiz enerjilerle dolu. Yani siz mirasta payınıza düşen parayı çok beğenmiyor olabilirsiniz. Ya da bir eve almışsınızdır, evde bir tadilat düzeni çok hayal ederek hani şu olacak bu olacak diye çok mutlu bir şekilde coşkulu başlamışsınızdır, ancak pek sonuçtan memnun olmayabilirsiniz. Burası babanın hayatı ile ilgili örneğin daha şifalanması adına güzel bir süreci umarken hala böyle pürüzler hafif bir düzelmiştir ama yine hani aynı sorun tekerrür ediyor olabilir. Böyle bir anlam ifade ediyor. Burası aynı zamanda biraz duyacağımız şeylerden kaynaklı bir memnuniyetsizlik de hissetme ihtimalimizi gösteriyor. Örneğin bir ev mülk almışızdır ya da hani elden çıkarmışızdır. Hani değerinin daha hani azına satmak ya da daha fazlasını almak gibi. Yine böyle çok fazla sizi iyi hissettirmeyecek bir durum içerisinde olabilirsiniz. Hani hep böyle içsel bir memnuniyetsizlik hissetme ihtimalinizi tetikleyen bir dereceyi gösteriyor. Ve burası biraz rekabet de işin içerisinde olabilir. Hani ben mi satacağım o gayrimenkul, sen mi alacaksın vesaire gibi. Belki bir rekabet duygusu, bir hırstan kaynaklı da aceleye getirilmiş bir durum ve sonrasında bir tatminsizlik de olabilir. Böyle bir anlam ifade ediyor bu ay tutulmasının etkisi. Burası aynı zamanda temelle çok ilintili olduğu için böyle hayatınızda temel oluşturmayı planladınız. Hangi konunun içerisindeyseniz o konuyla ilgili bir dönüm noktası olabilir. İşte bir iş kurmayı planlıyorum, işte ticarette şu alana, şu sektöre atılmayı planlıyorum gibi. Hani temeldir dördüncü ev, yani dip bir evdir. O yüzden burada temel inşa etmeyi planladığınız her türlü konu da dahildir. İlerliyorum, 18 Mayıs'tan Mars ve Neptün'ün bir kavuşumu gerçekleşecek. Bu kavuşum böyle artı eksi birkaç günlük zaman diliminde krediler, borçlar, vergilerle bağlantılı ya da böyle cerrahi müdahalelerle ilintili bir takım böyle purslu belirsiz konular tetikliyor olabilir. Burada böyle ne yapacağınız konusunda biraz çok purslu bir havada, purslu bir yolda ilerliyormuş gibi hissediyor olma ihtimaliniz mevcut. Burada özellikle böyle kredi, ödemeler, tahsilat gerektiren konular, ortaklıklardan gelen gelirler ya da eşinizin gelirleriyle ilgili harekete geçmek adına biraz böyle o olayların, o atmosferin daha net bir hal almasını beklemenizi öneririm. Çünkü Merkür de geri hareketli olacağı için bir şey imzalarsınız, sonra hani bir daha üzerinden geçmek zorunda kalırsınız vesaire gibi bir takım böyle pürüzlü durumları tetikliyor. Mars'ın Neptün'le buradaki kavuşumu adeta purslu bir havada koşuyormuşçasına bir aksiyon alış şekliniz olabilir. Buradan kaynaklı hata yapıyor olabilirsiniz. Bir de burası yolculuklar, trafik ya da böyle kazalarla alakalı da yine dikkatli olunması gereken bir zaman. Mars buradan geçerken bir takım pürüzler, yanma ya da kırılma vesaire gibi durumlar da olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. 25 Mayıs'a geldiğimde Mars Koç burcunda transit halinde olacak ve burada hemen Jüpiter'le de kavuşacak aslında. Bu kavuşum sizin yine bu Jüpiter'e o şans vaat eden alanlarıyla ilgili, ayrı bir videoda yayınlayacağım alanlarla ilgili, aksiyon alıp harekete geçeceğiniz çok güzel gelişmeleri tetikliyor. Muhakkak ki o videomu dinlemenizi öneririm. Burada böyle biraz detaylarına değinmeyeceğim. Çok daha detayları o videoda olacak. 30 Mayıs'a geldiğimde İkizler Burcu'nun 8 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Ayı çok daha keyifli, güzel etkilerle kapatıyoruz diyebilirim. Bu yeni ay sizin 11. evinizde hayaller, umutlar, istekler, hayata böyle güven duymaktır. Daha sosyal çevre, arkadaşlar, böyle takım ruhuyla yapılan işler, projeler, bu konularla ilgili güzel yenilikleri gösteriyor. Yeni bir arkadaş hayatımıza dahil oluyor olabilir. Çok daha böyle kıpır kıpır enerjilerle biri olabilir. Sizi böyle daha mutlu, keyifli hissettirecek bir etkiyi gösteriyor. Takım
ruhuyla bir iş yapıyorsanız böyle yeni bir takım arkadaşı geliyor ve işinizi gerçekten çok hafifletiyor, yükünüzü hafifletiyor olabilir. Hani projenin daha hızlı ilerlemesini tetikliyor olabilir. Burası sosyal çevremizdir. Sosyal çevrenizde yeni insanlar dahil oluyor olabilir. Daha sosyal kelebekmiş gibi hissediyor olabilirsiniz. Burada böyle olumlu, daha güzel yeni kapıları gösteren bir yeni ay. Vedik sistemde Rahi'nin akşatrasına denk geliyor. Batı sisteminde Aldebaran sabit yıldızına denk geliyor. Bu yeni bir sosyal çevre, evet, yeni arkadaşlıklar vesaire, evet. Bunlar böyle çok mutluluk, çok huzur, bunları bir şekilde hayatımıza getiriyor olabilir. Hayatta sorunlarınızı çözüm yolu bulmakta örneğin buradan destekler görüyor olabilirsiniz. Burası abi ve ablanız var ise sizden büyük kardeşiniz. Onun hayatı ile ilgili de yine güzel gelişmeler, güzel yenilikler. Hani bir şekilde size sirayet edecek bir güzellik gösteren bir yeni ay. Burası bir de böyle bahçe almayı planlıyorsanız, hani böyle daha doğayla iç içe bir hayat yaşamayı planlıyorsanız, örneğin bu tip bir yerleşim yerine taşınma ya da bu tip bir ortamda kitledeki insanlarla ilişkiler kurma vesaire, hani bu tip bir etkide yine gösteren bir dereceyi tetikleyen yeni ay. Genel etkileriyle Mayıs ayı bu şekildeydi. Ebced'in hesaplamalarında sizin için Ya Aziz esması çıkmış. 94 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlarım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.